Sabetay Zvi hakkında. Sabetay Zvi hakkında ben bir içerik de hazırlayacağım ama zor. Yani zor bir içerik. Yani sözüm de var. Yani yapacağım bunu. Ama biraz daha çalışmam lazım. Yani size böyle ilginç bir Sabetay Sevi içeriği hazırlayacağım yani. Onu düşünüyorum. Sabetay Zvi enteresan bir adam. Sabetay bir kere dünya yahudi tarihini çok etkilemiş bir adamdır bizim zannettiğimizin aksine biz böyle daha basit bazı şeyleri görürüz ama ee, kabalacıdır yani kabalacıdır aslında e, ve bir şeydir mistiktir yani Sabatay bir mistik yahudidir e, İshak Luria ile irtibatlıdır Gazze'li peygamber Nathan tarafından kendisinin e, meşiyah olduğu söylenir. Ve bu meşiyah olması üzerine kendisi Yahudi şeriatını ilga eder. Kalahayı ilga eder. İzmir'de mesela o nedenle yaptığı şeylerden bir tanesi tetragram matronu. Yani Tanrı'nın Tanrı'nın söylenmesi yasak olan ve Yahve G, H ve Yod H, V şeklinde e, özetlenen isminin orijinalini söylemesi dir. Günahlarından bir tanesi. Yani bu da biraz şununla alakalı. Sabetay Sevi. Sabetay Sevi diye yazarsanız çıkar ama yurt dışında aratıyorsanız, İngilizce aratacaksanız Sabetay Zvi diye arayacaksınız. Z W I şeklinde arayacaksınız. Şu kalmuklarla ilgili soruyu cevaplayamayacağım. Çok malumatım yok. Ee, şimdi dönelim Sabatay Böyle bir şeyi söyler, Tetragrammatron'u okur ve Mesih olduğunu iddia eder. O dönem işte 1600'lerin 1600'lerin atmosferinde bir kıyamet beklentisi bütün dünyada var. Müslümanlar arasında var, Hristiyanlar arasında da var. Ve çok yakın bir tarihte Yahudiler arasında Bogdan Kimielnicki katliamı olur. Ee, Polonya Kırım bölgesinde ya yani o, o hatta Yahudilere bir katliam olur ve Yahudi cemaatleri arasında şöyle bir kanaat oluşur artık. Bize dünyada rahat yok. Artık kıyamet kopacak. Yani işler gitgide daha şiddetli bir hale geldi. Yok edilmeye çalışılıyoruz. Demek ki bir Mesih bizi toparlayacak ve bu şeyden kurtaracak duygusu gelişmiştir. Bu nedenle İspanya'dan, Polonya'dan, Almanya'dan dünyanın pek çok yerinden ee, insanlar gelip sabeta Zıvi'ye biat etmişlerdir. Hatta yerel Yahudi cemaatlerinin buna tepki gösterdiklerini ve e, sahte peygamberlere karşı, sahte Mesihlere karşı cemaatlerini uyardıklarını, ancak cemaatsiz kaldıklarını görüyoruz. Çünkü benzer bir şeyi Şimombar-Kohpa'da da yaşamışlardı. Şimombar-Kohpa isyanı da Mesiyanik bir isyandı. Fakat bu isyan neticesinde Romalılar, Yahudileri sürdüler İsrail'den. yani Son darbeyi Şimon Bar Kokba isyanından sonra vurdular. Bunun üzerine Şimon Bar Koseba, ya yalanın oğlu yalancılığın kezzap, aynı kelime Koseba'nın oğlu Şimon dediler ona. Ve Bar Kosebalardan, yani bu yalancı peygamberlerden ve yalancı Mesihlerden, insanları uzak tutmak için e, geleneksel Yahudi uleması hep reaksiyoner olmuştur böyle şeylere. Ve Sabeta'yı da aynı şekilde dışlamışlardır. Sabeta İzvi buna rağmen Halakayı kaldırıp yeni bir düzene geçmiş ve epey takipçi toplamıştır. Nihayet Erhan Afyoncu hocanın da tespit ettiği tespit ettiği bir e, evraklar sesilesiyle bunu ortaya koydu. Osmanlı toplumu Sabeta'yı hapsediyor. Hapiste kaldığı sürece de sürekli geliniyor ve kendisi ziyaret ediliyor. Bir ziyaretgah oluyor hapsi. Ve nihayet Sabeta ilginç bir şey yapıyor. Kurtulmak için cezadan ben Müslüman oldum diyor. Ve Mehmet adını alıyor. Hatta şey anlatılır işte koynunda bir güvercin bulunur. Ve buramdaki can çıkana kadar ben Müslümanım der. Ha, ve içinden hakikaten güvercini daha sonra salar yani Müslümanlıktan çıktım demektir. Sonra tabi cemaat birden fazla Karakaşlar Yakubiler gibi e, gruplara bölünüyor. E, mesela Osman Baba grubu vesaire de vardır. E, yani bu yapılar tabi daha sonra kapancılar, kapaniler, Yakubiler ve şeyler, Karakaşlar olarak belli cemaatlere bölünüyorlar zaman zaman belirli tasavvufi tabirleri de kullandıkları mesela baba tabirini vesaire de kullandıkları kendi liderleri için görülüyor zahirde Müslüman gibi görünen hatta çok dindar Müslüman gibi görünen ama özlerinde kendi kendilerine kendi kendilerine gizli duaları belirli ritüelleri sürdüren bir cemaat olarak var ediyor kendisine ve ilginç bir şekilde ve ilginç bir şekilde Selanik'teki Yahudiler, Selanik'teki Yahudiler modernleşme sürecinde kendilerini ifşa ederek, kendilerini ifşa ederek bu cemaati bir ölçüde aslında kamuya açıyorlar. Yani yeter artık bu şeyleri devam ettirmenin bir anlamı yok. E, Gonca'yı edep gazetesi vardır mesela onların çıkardığı ve batılılaşmayı savunurlar. Ve o batılılaşma sürecinde de en önde giden e, batılıcı yapıların içerisinde de Sabatayları yine görürüz. Türkiye'de Sabatay oldukları maruf isimler vardır. Ahmet Emin Yalman gibi. Ee, Hüseyin Cavit Bey de öyle olması lazım. Böyle belli isimler vardır. Yine İpekçi ve Bezmen aileleri çok meşhur ailelerdir. Bu aileler içerisinde. Bezmenlerin mesela bir şeyi Esat Efendi'dir. Esat Efendi daha sonra yani Sabatay'ken Müslüman olmuştur. Bir de üstüne yani ve mesnevihan olmuştur mesela o aileden ayrılmıştır. Evet Cavit Bey Cavit Bey zaten şeydir. Özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında bu sabet taycılık çok tartışıldı. Epey üzerinde duruldu. Böyle bir hadise sabet aycılık Ben bunun yani bir içeriğinin videosunu hazırlayacağım sizin için. Yani uzunca belki seri halinde bir içerik hazırlamayı düşünüyorum ama şu anda o kadar yoğunum ki kaliteli bir şey sunmak istediğim için bekletiyorum o dosyayı. Onu öyle söyleyeyim. Küçük Hüseyin Efendi sorulmuş. Küçük Hüseyin Efendi Sabatay falan değildi. O, o, yanlış bir bilgi. Üzeyir Garih ona gelmiştir. Ona Üzeyir ismini vermiştir falan ama onun, yani kendisi Sabetaycı değildi yani. Bu maalesef Soner Yalçı'nın herkesi e, ee, Sabetay yapma merakıyla alakalı bir durum. O da böyle. Yani çoğu çoğu yazdıkları yanlıştır onu söyleyeyim. Hayır Bardakçı meşhur bir ailenin mensubu. Cemal Bardakçı dedesi, İlhan Bardakçı babası. E, balı kesildi galiba. Türkmen bir aile yani hiç alakası yok. Bardakçı'nın ailesi Sabataycılar. Masonlar var ailede. E, masonlar vardır ailede. Hem yani belirli şunu söyleyeyim yani evet Sabataylar yani Sabatay olduğu oldu bilinen insanlar da var. Bülbül Deresi'nde yatan isimler de var bunların arasında. Ee, meşhur olanlardan bir tanesi mesela Şemsettin Efendi, şey, Şemsi Efendi'dir. Ee, yani o bellidir yani o mesela sabah olduğu bellidir Şemsi Efendi'nin. Mason olan pek çok o dönem şey. Özellikle Bektaşiler arasında Mason olan şeyhler vardır. Yani o şaşılacak şey değil. Masonlukla Yahudilik birbirinden başka şeylerdir. Onu söyleyeyim. Masonluk bir, şöyle söyleyeyim. Ee... Masonluk bir kardeşlik örgütüdür, bir brotherhood örgütüdür. Ve lonca mantığıyla oluşmuş bir yapıdır. Dışarıdan geldiğinizde buna mensup olabilirsiniz. Bu kulüplere mensup olabilirsiniz. Yani soydan gelen bir şey değildir ve e, özellikle aydınlanma döneminde neredeyse aydınlanmacılığın bir dini haline gelmiştir. Nitekim bugün çok dalgası geçilen Illuminati tabiri de aydınlanmadan geliyor biliyorsunuz. Bu kendi içerisinde bir dereceler sistemine dayanır. Dereceler sistemine dayanır ve hakikaten de bizim yani bu dereceler mantığı, kademe kademe il, ilerliyor olmak, belirli sırların belirli zamanlarda açılıyor olması falan gibi yapılar itibariyle Türkiye'ye geldikleri zaman da mesela Bektaşiler kendilerine benzetmişlerdir. Mason Bektaşiler vardır. Mesela Rıza Tevfik Bölükbaşı bunlardan bir tanesidir. Ee, Masonluk böyle bir yapı. Yani burada olan Yahudilik değil. Yahudilikten ayrı bir şey. Hatta şunu söyleyeyim. Sabetaycılık da Yahudilikten ayrı bir şey. Yine şunu söyleyeyim. Klasik masonluk deizmi öngörür en azından. Yani bir tanrıya inanmanızı ister. Evrenin ulu mimarına e, inanmanızı ister. İnanmanızı ister. E, ve kademe kademe ilerlenen belli ritüellerin belirli ritüellerin gerçekleştirildiği ve ritler üzerinden, ritüeller üzerinden falan düşünülen bir yapıdır. Bir ezoterik yapıdır masonluk. Dünyada da pek çok ezoterik yapıyı etkilemiştir. Daha sonra da Ariosofistler gibi, Teosofistler gibi pek çok yapıyı etkilemiştir. Özetle öyle söyleyebiliriz masonluk için.